sınav başlamadan önce kamyon araçları sınır. Ön panjuru şöyle açıyoruz. Hiçbir kilidi, mandalı yok. Motor yağ koyma yeri. Yağ kontrol çubuğu. Yeşil. Motor ve radyatör su koyma yeri. Seviyesi burası. Ve burayı kapatıyoruz. Aracın sol tarafında akülerin yerleri var. Kupanın arkasında cam suyu deposu var. Yakıt deposu, işletmenin yeri. Lastikleri şöyle gözle bir kontrol ediyoruz. Günlük kontrol bunun saatin hocam. Değil mi? Evet. Lastik kontrolü. Yakıt deposu, hava filtresi ve araç içi tanıtımı. İçerisine bindiğimiz zaman ilk yapacağımız şey koltuk ayarı. Ortadan yapıyoruz. Ortada mandalı var, onu yukarıya kaldırıyoruz. Pedallere rahat basacak şekilde koltuğumuzu ayarlıyoruz. Solda ince uzun sütundaki ampul resmi olan düğmemiz. Birinci bastığımız zaman farlar yanar. İkinciye bastığımız zaman farlar yanar. Onun altındaki düğme sis lamba düğmesi. Kırmızı olan dörtlü düğmemiz. Sinyal kolumuz. Sinyal kolunu çevirdiğimiz zaman cam silgileri çalışır. Sinyal kolunun yan tarafında düğme vardır. Oraya bastığınız zaman cama su atar. Kornası ortadadır. Motor devir saatimiz. Yakıt göstergemiz. Hava saatlerimiz. Havada olmadan yürümez. Tabii. Kilometre hız göstergemiz. Yağ basın saatimiz, hararet saatimiz. Kontağı açtığımız zaman şu restan sürekli yanıncaya kadar bekleyeceğiz ve akabinde şarj lambası, yağ lambası stop. Hava boş ise bu stop yazısı sönmez. Marşa basıyoruz. Şu anda hava dolu olduğu için söndü. İmdadımız burada. Mandalı çekip bırakıyoruz. Çektiğimiz zaman böyle kitleme caf diye bir ses gelir. Kornamız ortada. Çalıştırma ve stop kontaktan aracımız 8 vites 4 vurduktan sonra seriye geçiyor, artı 4. Kalorifer çalışma düğmemiz, korna ayırıcımız, sıcak soğuk kalorifer düğmelerimiz, dorse takılı iken dorsenin avere dingil kaldırma indirme, tamper kaldırma indirme düğmelerimiz. Emniyet kemeri bağlamadan kesinlikle ve kesinlikle yürümüyoruz. Araç tanıtımı bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.